Herkese selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Seste, görüntüde bir sıkıntı var mı? Öncelikle sizi bu sese maruz bıraktığım için öncelikle özür dilerim hocalarım. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar, nasılsınız? Yavaş yavaş toplanıyorlar. Ders ne kadar sürecek? Vallahi bilmiyorum ki. Bilmiyorum hocam. Gidişata bakacağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dünden bugüne hasta olan bir insan. Peki. Hazır mıyız? Başlayalım. Arkadaşlarımız, hocalarımız toplanıyorlar. Galiba düzeldi. Galiba şu an düzeldi, değil mi? Bir sıkıntı yok. Heh, süper. Haydi yavaştan başlayalım hocalarım. Ben şunu bir tık şöyle büyüteyim. Rahat rahat sorularımı göreyim. Peki, bakıyorum şimdi. Bana demiş ki, bakın şurası bu soru için çok önemli. Şimdi normalde siz bunu gördüğünüzde nereye gidersiniz? 2004'ü gördünüz. Siz buradan koşa koşa nereye gidersiniz? Dersiniz ki hocam burası past olacak, verb 2 olacak. Doğru mu? Peki o zaman ikinci tarafı niye sizce pasta atıyorsa, eğer verb 2'yi atıyorsa niye sizce ikinci tarafı be verb ing'yi atıyor? 2004'de bir filmden bahsediyor. Bir filmden bahsediyor. Clementine ne yapmış? Büyük bir kavga yapmış arkadaşıyla, erkek arkadaşı Joel'le büyük bir kavga vermişler, kavga yapmışlar, kavga etmişler. Bu yüzden de o ne yapmış? Silmiş onun aklından, siliyor diyeceğim. Doğru mu? Bir makine kullanarak siliyor. Şimdi eğer ben buradaki 2014'ü, burayı verb 2 aldıysam niye devamında şu an siliyor diyorum? E film geçmişte olduysa filmin içerisindeki silme işlemi de geçmişte olması lazım. Demek ki bak Adana değil, Çeldirici'ye bakar mısın? Ne kadar kötü. Peki bir yere would have kullanıp diğerini verb 2'ni pastın pastı kullanır mısın? Verb 2'nin geçmişi kullanır mısın? Yani yapma eylemi, kavga yapma eylemi pastı oldu diyelim ama beyninden silme eylemi filmin içinde gerçekleşen beyinden bir makineyle silme eylemi geçmişin geçmişinde mi olur arkadaşlar? Bu da saçma. Şimdi zaten future'lık bir durum yok. Peki elimizde niye hocam present'lar kaldı? Çünkü aslında burada size ne diyor biliyor musunuz? 2004 yapımlı bir filmde söylüyor. 2004 yapımı bir filmden bahsediyor. 2004 yapımı bir film. Bak zaten mantıken bir tarafı present'a atıp kavga yaptılar, kavga ettiler deyip filmin içerisinde olan bir şeyi kavga ettiler deyip ikinci tarafı pasta atmazsın. Bir makine kullanarak sildi deyip pasta atmazsın. Birisini present'a birisini pasta vermezsin. Saçma olur. Bu da gider. Dersin ki 2004 yapımı film. Filmin adını veriyorsun. Clementine ne yapmış? Büyük bir kavga etmiş erkek arkadaşıyla. Doğru mu? So bu yüzden de o siliyormuş onun aklında bir makine by artı verb ing. Ne yaparak, erek, arak, kullanarak siliyormuş. Anlaştık mı? Bakın çok güzel. Tongaya düşürücü. Direkt aa gördüm verb 2 pas dedim, eledim, işaretledim. Sorusu değildi. Gayet güzel. Böyle çeldiricili çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Buna dikkat edin. Anlaştık mı? Peki. Geldim ikinci soruma. Şimdi burada bir anahtar kelimem beni bekliyor. 20. yüzyılın sonuna kadar demişsiniz. Şimdi by ile ilgili,
Azov'la ilgili ya da Antil'le ilgili biz hep şunu söylüyoruz. Eğer yanında arkadaşlar past bir ifade varsa, normalde sallıyorum in 2010'la ya da işte by 2010 arasında bir fark var. Neden bir fark var hocam? Çünkü 2010 dediğin ifadede sen direkt verb 2'ye gidersin. Ama by kullandığın ifadede verb 2'ye de gidebilirsin. Had verb 3'e de gidebilirsin. Bunlar bizim had verb 3 için kullanabileceğimiz ifadelerimiz. Normalde diğerlerini kullanmazsın. Yani bunun gibi. Ama bu ifadelerin yanına past getirdiğin zaman had verb 3'e gidebilirsin. O zaman ben bu anahtar kelimeyi kullanarak diyorum ki verb 2'de kalsın. Had verb 3'te kalsın. Diğer şıklarımı rahatlıkla eleyebilirim. 20. yüzyılın sonuna kadar hastalık modeli, ABD'deki hastalık modeli değişti. So that öyle ani bir şekilde ya da öyle değişti ki, bak öyle değişti ki ana sebebi, ölümlerin ana sebebi kayması ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bak feature atar mısın? Pastasın zaten, atmazsın. Dersin ki kaydı enfekteli hastalıklardan kronik hastalıklara. From to kalıbı. Buraya dikkat. Prep sorularında karşına çıkar mı? Karşına çıkar. Nokta noktadan nokta noktaya. Ya da nokta noktadan nokta noktaya şeklinde de çevirebilirsiniz. Anlaştık mı? Perfect olmaz mı? Bu by artısı bu ifadeler için mi söylüyorsunuz? Şimdi burada hayır, bunlar bizim için past gelmiş zaten. Hiçbir şekilde siz bunlarda sürece gitmezsiniz. Bunlardaki past sürece gidebilirsiniz sadece. O da had verb 3 işte. Anlaştık mı? Şimdi normalde karşınıza pasta da gelebilir. Şimdi siz past bir ifade gördüğünüzde aklınıza öncelik her zaman ne geliyor? Verb 2 geliyor. Ben de diyorum ki verb 2'yi de tutun. Öyle de verebilir. Head verb 3'ü de tutun. İkinci taraftan karar verin. Tamam. Geliyorum kısaltma soruma. Bakın bir tarafı kısaltma, bir tarafı ne vermiş size? Tense soru vermiş. Peki nereden yaklaşırsam daha kolay olacak? Hemen onlara bakacağım. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki boşluktan sonra kısaltma sorularında eğer boşluktan sonraki yapınızda E varsa, N varsa ve D varsa, bunlar varsa bir nesne vardır. Nesne varsa da buralar aktiftir arkadaşlar. O zaman pasif olan yapıları, yani Adana'yı, yani Bursa'yı eler misiniz? Elersiniz. Bunun dışında ben cümle başında to have verb 3'ü ve de to have been verb 3'ü kullanamıyordum. Doğru mu? Şöyle yapayım. Şu to'ları büyük harf kullanayım. To. Bu şekilde cümle başında bunları kullanamıyordum hatırlıyorsanız. Peki buradan sonra neye bakarsınız? Bunların çevrelerine göre karar verirsiniz. Yeni bir. Şimdi bir de to verb 1 bizim için cümle başında sadece çevirisi mekmak için çevirisi vardır. Yeni 3.6 metre bir teleskobu kullanmak için mi astronotlar keşfedecek dersin? Yoksa yeni 3.6 metre teleskobu kullanarak mı dersin? Bak kullanarak astronotlar keşfetmeleriyle ilgili bir şey söyleyeceksin. Bak ikinci tarafta gel oradan kontrol et zaten daha kolay. Şuraya odaklan. Herhangi bir anahtar kelime yok. Seni head verb 3'e atacak bir şey yok. Doğru mu? Bak ikinci taraftan ya verb 1 desin ya have has verb 3 desin. Ama have'li kullanımı gerektirecek bir öncelik sonralık durum olmadığı için dersin ki yeni 3.6 metre teleskobu kullanarak astronotlar keşfettiler neyi? 50 yeni dış gezegeni, 50'den fazla yeni dış gezegeni keşfettiler dersiniz. Peki.
Geliyoruz prep sorularımız arkadaşlar. Peki bakıyorum prep sorularında bana neler söylüyor. Şimdi demiş ki en iyi yolu kilo vermek için en iyi yol egzersiz tarafından. Bak egzersiz tarafından kilo vermenin en iyi yolu olmaz. Egzersiz de dersin. Egzersiz üzerinde saçma olur. Aynı şekilde onunla beraber kullanımı gereği over da saçma olur. Bak ya wit dersin egzersizle kilo vermenin en iyi yolu ya da egzersiz vasıtasıyla kilo vermenin en iyi yolu is to do. Ne yapmaktır? Böyle yüksek yoğunluklu bir eğitim. Ne ile kombinesiyle? Combined with, bak combined with. Genel bir artışla kombine edildiğinde, birleştirildiğinde yüksek yoğunluklu bir eğitim yapmaktır, çalışma yapmaktır. Doğru mu? Genel senin genel eğitim, genel bir genel aktivite seviyesiyle ilgili bir şey söylüyorsun. Senin genel aktivite seviyesine doğru mu? Yoksa senin genel aktivite seviyesinde bir artış mı dersin? Seviyesinde artış olur, doğru mu? Bir seviyede artış olur. Increasing, bir şeyde artış, bir şeyde diyorsan. Artışla ilgili bir şeyde artış, bir şeyde azalış diyorsan increasing ya da decreasing diyorduk. Hatırlayalım. Arkadaşlar, bakın ilk taraftan zaten dedim ki on'la over'ın çevirileri benzer. Egzersiz üzerinde kilo kaybetmenin en iyi yolu olmaz. Ya da egzersiz tarafından kilo kaybetmenin en iyi yolu saçma oluyor. Ya egzersizle ya da egzersiz vasıtasıyla olabiliyor. Doğru mu? Ama from'u da by'ı da vasıtasıyla anlamı tutabilirsiniz burada. Ama from'un ikinci tarafı saçma oluyor. Yani ne dersin? Genel aktivite düzeyinden genel bir artış olmaz. Genel bir aktivite düzeyinde artış. Bir şeyde artış. Increasing dersin. Geldim 11. soruma. Aslında 11 değil de diğer prep sorumuza. Peki bakıyorum şimdi. Tiyatro is taught. Is taught. Düşünülürmüş. Bak be verb 3 pasif bir yapı. Pasif arkasından to'lu kısaltma kullanmış. Tamam. Tiyatronun to have emerged, ortaya çıkmış olduğu düşünülürmüş. Ortaya çıkmış olduğu düşünülürmüş. Ritüeller ve seremoniler, törenler. Bak, along'u sen mekansal olarak boyunca anlamında kullanırsın. Mekansal boyuncalık verir sana. Peki sen ritüel ve seremoni dediğin, tören dediğin mekansal boyuncalık mı? Gönder gitsin. Behind arkasında, ritüeller arkasında ve törenler arkasında ortaya çıkmış. Saçma. Across bizim için bu da bir uçtan bir uca, boydan boya anlamında. Bir uçtan bir uca, boydan boya. Mesela across the world dediğimi düşünün. Across the world. Ne diyorum? Dünyanın bir ucundan bir ucuna tüm dünyayı aslında ne yapıyorum? Söylemiş oluyorum. Doğru mu? Peki benim burada bir uçtan bir uca diyebileceğim bir ifade var mı? Ritüellerin ve törenlerin bir ucundan bir ucuna ortaya çıkmış olduğu düşünülür. Bak saçma oluyor. Ritüeller ve törenler içinde ortaya çıkmış olduğu ya da ritüel ve törenlerden ortaya çıkmış olduğu düşünülür. Tamam bak bu ikisi güzel oldu. Peki ikinci tarafa bakalım. Törenlerin ve ritüellerin eylemleri. Doğru mu? Whose dediğim ifade. İsim isim geldiği zaman nın'in çevirisi veriyordun A'dan B'ye giderken. Törenlerin ve ritüellerin eylemleri neyle beraber? Together with. Onların results. Results yani aslında bizim için prova. Prova ve repetition tekrarlarıyla birlikte... Pivot ne yapmış? Yol açan. Tiyatro tarafından mı yol açarsın tiyatroya yoksa tiyatro için mi yol açarsın? Onların tören, onların prova ve tekrarlarıyla. Tiyatro tarafından mı yol açan dersin? Tiyatro için yol açan mı dersin? Tiyatronun ritüel ve seremonilerden ortaya çıkmış olduğu düşünülür. Tören ve ritüellerin eylemleri onların prova ve tekrarlarıyla. Tiyatro için yol açan, tiyatro için yol açan prova ve eylemlerle birlikte. Doğru mu? En güzeli
for olması lazım. Hey the for, they for. Bir şey için yol açan. Geldik buraya. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Direkt bakacağım ifadelerden bir tanesi. Ekran bir anda kendini kapattı bilgisayar. Şimdi bakıyorum. Bana demiş ki bakın etin kullanımına direkt bakmam lazım. Eleyebiliyor muyum? Çünkü etin belli başlı kullanımları vardı. Mesela işte ne söylüyorduk? Rate ile kullanılıyordu, risk ile kullanılıyordu, peak ile kullanılıyordu, temperature ile kullanılıyordu. Ya da puberty ile kullanılıyordu. Location'la, center'la, at the beginning, at the end, hep bunlarla, cost'la, bunlarla kullanımı vardı. Bakıyorum, hiçbiri için uygun değil, direkt gönderiyorum, gidiyor. Mevcut endişelerin çoğu, iklim değişikliğiyle endişelerin çoğu. İklim değişikliğine doğru endişelerin çoğu. Bak, bunlar hep saçma oluyor. İklim değişikliği üzerinde endişelerin çoğu. Bak bir konu hakkında, bir konu üzerine gibi bir kullanımı söz konusu aslında burada. İklim değişikliği tarafından ya da vasıtasıyla mevcut endişelerin çoğu. İklim değişikliği vasıtasıyla. Bak over'ın çevresi daha güzel olmadı mı? İklim değişikliği üzerine endişelerin çoğu center ne yapar? Toplarmış, toplanırmış. Sera etkisi. Sera etkisi etrafında toplanırmış. Bak buradaki center benim için fiil olarak kullanılmış. Verb olarak kullanılmış. Sera etkisi etrafında, civarında toplanırmış. Cümlemizi nasıl kullandık? Mevcut endişelerin çoğu, iklim değişikliği üzerine endişelerin çoğu sera gazı etkisi üzerine toplanır demiş olduk. Sera gazı etkisine doğru mu toplanır? Sera gazı etkisi etrafında mı toplanır? İlk taraftan da, ikinci taraftan da denizlerin çevresi daha güzel arkadaşlar. Peki geldik 13. bağlayıç sorumuza. Peki şimdi şöyle hızlıca bağlayıçlarımıza bakalım. As if, as though'mış gibi anlamındaydı. While, iken, even though, rağmen, whether ya ister ister ya ıpıpmadı diye çevirdiğimiz, once da ya dığında diye çevirdiğimiz bağlaçlarda kullandığımız ifadelerimizdi. Doğru mu? Peki bakıyorum bana demiş ki substance madde, sebep olan madde. Doğru mu? Alerjiye sebep olan madde. Tanımlanmasından bahsediyorsun. Tanımlanması. Tanımlanmış gibi diyemezsin. Doğru mu? Bak bu mış gibi ifadesinde neye dikkat edeceksin? Böyle eğer başta kullanıyorsak, cümlenin başında kullanıyorsak birazcık daha yerge, hani çok biliyormuş gibi konuşuyor dersin. Ama cümlenin ortasında geldiğinde işte hissediyormuş gibi, duymuş gibi, görmüş gibi birazcık daha böyle. Feel like, behave, sound. Bu gibi fiilleri as if'den önce kullanmam gerekiyor. Peki, alerjiye sebep olan madde tanımlanmasına rağmen mi, tanımlanırken mi, tanımlandığında mı? Bakalım, ne söylüyorum? Bir zıtlık var mı? Ondan kaçınma ve bazı basit tedavileri uygulama will be enough. Yeterli olacakmış to overcome. Üstesinden gelmek için, deri reaksiyonlarının üstesinden gelmek için yeterli olacakmış. Kaşıntı ya da pullanma gibi. Bak, tanımlanması, alerjinin tanımlanması güzel bir şey. Bundan kaçınmam ve bazı tedavileri uygulamam yeterli olması güzel bir şey. O zaman zıtlıkları kullanmam saçma olur. Ipıtmadı ya da ister isterin çevresi farkındaysanız oturmadı. O zaman ben burada ne söyleyeceğim? Diyeceğim ki alerjiye sebep olan maddeler tanımlandığında ondan kaçınma ve bazı tedavileri uygulama yeterli olacaktır diyeceğim.
geldim diğer soruma. As'in 5 tane anlamı vardı. İçin, çünkü, dıkça, dikçe gibi olarak, iken. Oldu bizim için zıtlık seven bir bağlacımız. Rağmen anlamında, even though, although, though, much as, for all, in spite of, despite, notwithstanding. Doğru mu? In spite of. Bunların hepsi rağmen anlamına gelen. Ya da seda sada çevirisi veren, özellikle çeviri sorularında seda sada diye karşınıza gelen bağlacımız. Whereas iken anlamında, aman diyeyim, ama fakat ancak anlamına gelen, bak, üçüncü zıtlığı. Yani böyle siz sorularınızı işaretlerken, ha hocam 3 tane zıtlık var, ben bunları eleyeyim mi diye düşünmeyin. Çünkü bazen öznesel zıtlık verir, bazen seda sadanın çevirisi uygun olmaz, amanın çevirisi uygun olur. Onun için bir elemeyin, cümlenizi bir kontrol edin. Otherwise, aksi takdirde anlamına gelen koşul bağlacıdır. Aksi takdirde anlamına gelen koşul bağlacıdır. Unutmayın. Peki şimdi bakıyorum. Hafıza sıklıkla çalışırmış en iyi şekilde. Peki ne olduğunda en iyi şekilde? Biz bir görsel temsilciye, geçmiş olayın görsel temsilcisine sahip olduğumuz zaman iyi bir şekilde çalışırmış. Tamam, bak, bir açıklama yaptım. Güzel. İyi bir şekilde çalışması olumlu bir şey. Tabii, devam edeyim. Bu zihinsel resim yardım edermiş bize. Bak, yardım etmesi olumlu bir şey değil mi? Evet. Hiçbir zıtlığımın o zaman burada işi yok. Doğru mu? Peki aksi takdirde yardım eder mi dersin? Yoksa geçmiş olayların görsel bir temsilcisi olduğunda iyi bir şekilde çalışır çünkü bize yardım eder mi dersin? Bak, bu şekilde yardım eder demesi, çünkü demesi daha mantıklı. Anlaştık mı? Peki bakıyorum. Ezif, ezdo. Bak, eziflerden gitmiş, ezdolardan gitmiş. Mış gibi dedik. Until, e kadar anlamına gelen zaman bağlacın. When, the'ında. Unless, medik camadıkça, mazsa mazsa. Medik camadıkça, mazsa mazsa. Unless'ın kullanımı nasıl? Unless'ın bulunduğu cümle olumlu. Diğer cümleyi ya yapıca ya da anlamca olumsuz kullanıyorsun. Just as'de tıpkı nokta nokta gibi özneleri benzetiyorsun fiilleri bir tutarak. Peki. Compared to, neye kıyasladığında? Onların tereyağı seven Amerikalı akranlarını kıyasla İtalyanlar tüketiyorlarmış 24 kat daha fazla ne tüketiyorlarmış? Zeytinyağı tüketiyorlarmış. Peki bir zıtlık olsaydı eğer, hani bunlar bunu seviyor, bunlar bunu seviyor deseydim, bak, zıtlık bağlacı vermemiş arkadaşlar. Benim için özneleri benzetmiyor. Doğru mu? Özneleri benzetmiyor. Zaten İtalyanlar, özneler aynı. Özneleri farklı olup özneleri benzetmem lazım. O zaman just as'in kullanımı değil. Mış gibi çevirisi saçma. Yani kıyaslanmış gibi olmaz. Kıyaslanana kadar olmaz. Anlasın ikinci tarafı, yapıcı ya da anlamcı olumsuz dedim. Tüketmek, zeytinyağını tüketmek olumsuz bir şey değil. Anlamcı da yapıcı da olumlu. Bu da gitti. Bak, seni zaten mantıken çeviriye oturtamasan dahi bağlaçların biraz kullanımını bildiğinde seni direkt zaten doğru cevaba yönlendiriyor. Diyorsun ki onların tereyağı seven Amerikalı akranlarına kıyaslandığında İtalyanlar 24 kat daha fazla zeytinyağı tüketiyorlarmış kişi başına. Peki, geliyorum 16 ve son 17. sorularımıza. Ne gelmiş arkadaşlar? Bizim için bir ikili bağlaç gelmiş. Doğru mu? İkili bağlaçlarımda neye dikkat ediyorum? Boşluk arkası yapılarıma dikkat ediyorum. Peki boşluk arkası yapılarında benim için ne önemli? Demiş ki bana, sosyal açıdan belirli bir toplumun üyeleri, doğru mu? Bakın, burada benim için bir üye kullanmış. Burada bir davranış kullanmış. Aslında kelime, ya isim isim devam etmiş. Doğru mu? İsim isim devam ettiği için arkadaşlar, bakın, both also diye zaten bir bağlacımız yok. Not only but also diye bir bağlacımız var.
Peki so that öyle nokta noktaki araya ya adjective alır ya adverb alır. E ben dedim ki isimle başladı. Direkt gönder. Less than bir şeyden daha az olacağı için ya da daha fazla olacağı için ya da daha kısa. Yani daha az bir şeyden daha az olacak. Bunlar da more than yapıları, less than yapıları. Bunlar da aralarına adjective adverb alacaklar. Onun için bu da gitti mi? Gitti. Even more diye zaten bir bağlacımız yok aslında. More than olabilir o. Kaldı neither nor. Peki bu nasıl olacak? Demiş ki sosyal açıdan ne belirli bir toplumdaki üyeler ne de davranışlar. Ne gibi? Suç gibi davranışlar yeterli değildir. Bak buradaki nor'daki aslında notunu veriyorsun. Yeterli değildir. Bir alt kültürü tanımlamak için yeterli değildir. Yine bağlaçların bakın belirli bir kuralını bildikten sonra, araya ne aldığını bildikten sonra, kendisinden sonra ne aldığını bildikten sonra rahat bir şekilde sorularımızı çözebiliyoruz. Geldim. Son sorum arkadaşlar. Bakın in terms of ne demek? Açısından bakımından. Rather than den ziyade bakın buna bir de neyi söyleyebilirsin? Instead of'u. Instead of'u da söyleyebilirsin. Bunlar da senin için elinde iki tane opsiyonun olması lazım. İki tane seçeneğin olması lazım. Hani şundan ziyade şu ya da şunun yerine şu diyebileceğin. Buna dikkat. On behalf of adına namına ve due to'dan dolayı as well as de yanı sıra ek olarak dediğimiz ekleme yapan bağlaçlarımız. Peki hemen bakalım. According to, e göre, yeni bir araştırmaya göre ABD biyologları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre neyden bahsetmiş? Aslanların ve kaplanların ürkütücü, korkutucu sesleri. Ne demiş? Bakalım. Ne diyebilirsin buraya? Ses tellerin, onların ses tellerinin alışık olmadık şekilleri açısındandır mı? Şekillerinden ziyadedir mi? Şekilleri adınadır mı? Şekillerinden dolayı mıdır? Onların alışılmış olmayan ses tellerinin şekillerinden dolayıdır mı? Yoksa ek olaraktır mı? Ne dersiniz? Tabii ki onların alışılmış olmayan ya da alışılmamış ses tellerinin şeklinden dolayıdır deriz. Bir sebep sonuç veririz arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki güzelce karışık sorularımızı çözdük. Var mı sormak ya da anlamadığınız bir yer? Sormak istediğiniz ya da anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Rica ederim. Yine biliyorsunuz ki sınavlarımız bitene kadar, bütün sınavlar bitene kadar bu dersler her zaman hep olacak. Her katılımınızda hiçbir şey yapmasanız dahi, bir soru dinleseniz dahi, genellikle çıkmış üzerinden zaten gittiğimiz için bir soru dinlemiş olsanız dahi size bir soru, bir net, bir puan, bir 25 puan kesinlikle kazandıracaktır arkadaşlar. Derslere katılıp sadece kulaklığınızı takıp dinlemenizde sizin için fayda var. Gelin her zaman dersleri can kulağıyla dinleyin, derslerinize katılın. Anlaştık mı? Bu haftalık benden bu kadar arkadaşlar. Haftaya yine aynı yerde, farklı gün ve saatlerde, Instagram'dan takip edin gün ve saatleri diyor. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.